Evet arkadaşlar, hepinize yeni videodan selamlar. Ben Sarp. Bugün sizlerle ufak bir vlog videosunda beraberiz. Bu videoyu niye çekiyorum derseniz tekrardan kanala dönmeyi düşünüyorum ama bir anda böyle pat diye oyun videosuyla başlamak istemedim. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 3 senedir herhalde kanala video gelmiyor. Genel olarak da 6 sene, 5-6 senedir de tam aktif değilim. Yani geliyorum gidiyorum, şu bu, hani kanala öldü muhabbetleri de vardı biliyorsunuz. Bunların neden olduğunu göstermek için, yani neler olduğunu açıkçası, niye bıraktığımı, niye döndüğümü, neler yaptığımı açıklayacağım ufak bir sohbet videosu olacak. Bu videoyu ikinciye deniyorum çünkü video çekmeyi unutmuşum, yalan olmasın. Hayatımda neler oluyor, neler bitiyor, neler oldu, durumları açıklayacağım bir video olacak. Videoya geçmeden önce bir like atarsanız, dediğim gibi kanalı tekrardan canlandırmaya çalışıyorum. Bu süreçte bana destek olmak için ya bütün destekleriniz yani fayda edecektir. Zaten detaylı anlatacağım. Biliyorsunuz ben metin üzerinden konuşma yapmayı sevmiyorum. O yüzden arada böyle kekelersem, bir şey olursa affınıza sığınıyorum. Öncelikle ben niye video atmayı bıraktım? Ben ilk bıraktığımda kanal hala aktifken bırakmıştım. Niye bırakmıştım? Çünkü üniversite sınavına hazırlanıyordum arkadaşlar. O dönemlerde de hukuk fakültesi kazanmak istiyordum. Ailemden de bu YouTube işlerinde biraz ara verip kanala odaklanmamı istemediler. Yani açıkçası sınava da odaklanmamı istediler. Ondan dolayı bırakmak zorunda kalmıştım. Bir sene video atmamıştım. O bırakmadan sonra da kanalın aktifliği biliyorsunuz ki çok düştü. Ben hukuk fakültesi kazandım. Kazandıktan bir sene sonra işte tekrar dönmek istedim ama o dönemlerde hem dersler olsun hem benim çalışma durumum olsun yoğundu. Aynı zamanda bir de kanalda inaktif olduğu için çok zaman ayıramadım. Yani ölmüş bir kanal gibi görünüyordu o dönemlerde. O yüzden bırakmıştım. Sonra tekrar üniversiteyi bitirince döndüm bu sefer. Bu sefer de o avukatlık süreçleri çok yoğun geçti. Hala kanalın aktif. Her bıraktığımda tekrar tekrar biliyorsunuz ki kanalın aktifliği düşüyor. Çünkü bir algoritma var ve bu algoritmayı spesifik olarak bozuyorsunuz. Bir kere düzenli atmayı bırakıyorsunuz, bir kere düşüyor. Sonra dönünce daha düzgün bir seviyedeyken tekrar bırakıyorsunuz ve tekrar bir daha düşüyor. Bir daha düşüyor, bir daha düşüyor. Böyle olunca ben biraz aslında kanalın algoritmasına biraz zarar verdim. Ondan dolayı bırakmıştım, inaktiflikten dolayı. Bir de çok fazla yorum görüyordum. İşte abi bu hale düşecek durum muydu, kanal ne olmuş falan filan gibi durumlar. Arkadaşlar bunları iyi niyetle yazdığınızı biliyorum ama bazen insanın da böyle durumlarda moralini düşürebiliyor böyle şeyler. Avukatlık yapmak da o dönem çok uğraşmak istiyordum bu işlerle ve avukatlık böyle tam zamanınızı ayırmazsanız yapabileceğiniz bir meslek değil açıkçası. Ondan dolayı böyle bir sıkıntıya girdim ve ben kanalı tamamen bırakmıştım. Peki bıraktım, niye dönüyorum? Çünkü artık eski kafamda değilim, büyüdüm. Yani artık ben 27 yaşındayım ve aktiflik falan onunda değil. Ben bu işi o dönemlerde keyfe yapmayla başlamıştım. Sonrasında böyle aktiflik durumlarından etkilenmeye başlamıştım. Ve şu geçenlerde kanalıma baktığımda şöyle bir şey oldu aslında. Çok keyif aldım kanalımdaki eski videoları gördükçe. Burası benim için bir arşiv. Benim 7-8 yılım bu kanal üzerinden geçmiş. Ve bu 7-8 yıl içerisinde bir sürü arkadaş edinmişim, bir sürü sizlerle tanışmışım, bir sürü video üretmişim. Bu benim hayatımın bir kısmı. Bunları görünce dedim ki bu benim için bir, yani bir nevi günlük gibi. Yalan olmasın, gerçekten böyle düşündüm. Günlük gibi ve bu kanala bayağı bir emek verdim. Ve bu kanala böyle profesyonel olmasa da tekrar videolar atıp bu günlüğümü devam ettirmek istedim. Yalan yok. Asıl tek amacım bu aslında. İzlenme durumlarının iyi olup olmayacağını da bilmiyorum. Ki büyük ihtimal kötü de olabilir. Bunu da öngörerek bu işe giriyorum. Şu an halihazırda şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda yüksek lisansla devam ediyorum ve bu süreçler beni çok boğdu açıkçası. Çok boğuk bir dönemdeyim. Çok iş yüküm var. Bu da benim bir hobim gibiydi ve ben bu işi yaparken hatırladıkça keyif aldığımı hatırladım. Video editlemek, video çekmek, oyun oynamak. Çünkü bunlar aslında kanal benim için oyun oynamaya da bir bahane gibi oluyordu aslında. O yüzden bu işlerden keyif alıyordum. Ve bu keyfi yakın zamanda yaptığım hiçbir şeyden almadığımı fark ettim. O yüzden dedim ki sen bu işi Ogeday Sarp, ya da sizin bildiğinizde benim Sarp Ogeday Gülse adım. Ogeday'ı kimse bilmez aslında çünkü kanalda çok kullanmıyordum. O dönemlerde çok yaygın bir isim olmadığı için zor olacağını düşündüğümden kullanmıyordum. Dedim ki kendi kendime işte Ogeday Sarp neyse işte kendime ne diyorsam. Dedim ki sen bu işi keyif almak için yapıyordun. Bu şekilde devam et. O yüzden böyle bir dönme kararı aldım. Kanala videolar atacağım. Aktiflik durumundan bu arada bu videoyu çektiğimde saat 5.32 olduğundan dolayı sahurdan sonra olduğu için video biraz çok bağırmadan konuşuyorum. Ben bunu sesle ayarlarım ama siz ana düşünceyi anladınız. Durumlar böyle. Çok değiştim. Çok büyüdüm. Böyle yeni bir Ogeday olarak, yeni bir Sarp olarak
tekrardan bu sahnelere çıkmak istedi canım. Keyfine yapacağım. Hatta büyüdüm derken yaşça büyüdüm aslında. Fark ettiyseniz inşallah fark etmişsinizdir. Çok da kilo verdim. Hayatımda neler oluyor diye söyleyeceğim dediğim için başta bunu da bir belirteyim dedim. 60 kilo verdim. zayıfladım, büyüdüm. Böyle geri döndüm. Oyun videoları yapacağım, let's play'ler yapacağım. Canlı yayınlar yapmayı çok düşünüyorum. YouTube üzerinden canlı yapmayı düşünüyorum. Twitch'e dönmeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Twitch yayıncıya önem veren bir platform değil açıkçası. Ve orada tekrar emek vermek istemiyorum. Twitch'te anılarım çok iyi değil. Kick yeni popülerleşiyor diyenler olabilir. Bilmiyorum, bakarız. Ama şu an asıl amaç YouTube'da bütün oyun videoları ve canlı yayınları yapmak. Aynı zamanda böyle şu aralar popüler olduğunu gördüm. Haber videoları tarzı şeyler de yapmaya çalışacağım. Ama çok zamanım alır mı almaz mı, nasıl şeyler olur bilmiyorum. Sizin de istediğiniz video çeşitleri varsa aşağı yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum desteklediğiniz için. Dediğim gibi lütfen yorumlara abi kanal ölmüş, abi bu ne hal falan gibi şeyler yazmayın. Gerçekten üzücü arkadaşlar, moral bozucu oluyor ve ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum açıkçası. Ve bu hani dedim keyif için yaptığım bir şey olduğu için böyle boşa kürek çekiyormuş hissiyatını yaşamak istemiyorum. O yüzden sizden ricam bu yorumları yapmamanız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Destek olduğunuz için de teşekkür ederim. Umarım kanalı tekrar da aktifleştirebiliriz ya da aktifleştiremezsek de ben buraya aralıklar aralıklı video yapmaya devam edeceğim. Burası benim bir hobi alanım gibi de düşünebilirsiniz. Canlı yayınlara dediğim gibi başlayacağım. PlayStation'a kamera aldım. PlayStation üzerinden canlı yayınlar da yapacağım. Oyun canlı yayınları. Buradan bilgisayar üzerinden canlı yayınlar da yapacağım. Yani bir sürü şeyler yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel olur. Bakalım. Göreceğiz. Şu güne kadar bana verdiğiniz tüm destekler için de teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşürüz. Bay bay.